Kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun yılları uğraşıp da biriktirdiğim elektronik çöpümü diyeyim size. Onları tanıtacağım. Burada gördükleriniz asıl olanın belki üçte biri değil. Birçok kısmını da ben Letgo'dan sattım. Birçok ürün var. Ben bunları tanıtmak istiyorum. Zamanında çoğunu Letgo'dan, çoğunu özellikle bit pazarından aldım. İstanbul Anadolu yakasında Maltepe'den, Tuzla'dan, Tepören'den, Kartal'dan, birçok yerdeki bit pazarlarından, bu arada Sultanbeyli'nden, birçok yerdeki bit pazarından bunları toparladım. Yani zamanda sürekli bugün bir tane, yarın iki tane falan derken her hafta gittiğimde bir şeyler aldım. Bunları birkaç tanesini tanıtmak istiyorum. Ne kadar aldım şu an, kaç para, onları görmenizi istiyorum. Şöyle en yakından başlayalım. Şurada gördüğünüz 3,5 inç hard diskler, SATA hard diskler olsun. Veya işte şu şekilde SATA değil de ATA hard diskler olsun. Bunları belki 3-5 lira yoktur tanesini almışımdır. Şu an en kötü tanesi 60-70 liradan aşağı değil. Şu an kamerada göremeyeceksiniz ama 500 GB, 160 GB, 240 GB, 140 GB, işte 160 GB bayağı büyük şeyler var. Veya şöyle akıllı televizyon, yani Smart TV kumandası. Bunun şu an bir USB'si var. Nereye koydum bilmiyorum. Onu da az sonra bulacağım. USB televizyona taktığınızda televizyonu her türlü kumanda edebiliyorsunuz. İster klavye olarak, ister normal kumanda olarak. Eskiden hatırlar mısınız? Vim'ler vardı, 3G modemler ki hala laptoplarda, evdeki bilgisayarlarda hala kullanılıyor. Şöyle göstereyim. Hatta kutulu bile var. Şöyle görebiliyorsunuz. Turkcell'in 3G bunları. 21,6 megabite kadar hız destekliyor. Üstünde yazan rakam. Hala güncelde kullanılabilir. Şöyle high level'in kaç çıkmış? 16 GB'lık şöyle flash belli. Bir tarafı mikro, bir tarafı normal USB. Birçok RAM var. RAM'leri belki 1 liraya, belki 2 liraya almışımdır ki RAM'ler şu çoğu DDR2. Laptop RAM'lerinde DDR3 de var. Şöyle şarj istasyonu var. iPhone'lar için. Büyük ihtimalle iPhone 5 ve üzeri. Çok iPhone kullanan birisi olmadığım için dik bir şekilde stand olarak şarj etmek için. Şöyle OTG kablosu var. Android telefonlar için. Şöyle bir DVR dönüştürücü var. Bu arada arkadaşlar tanıtmadan önce şunları da söyleyeyim. Ben Letgo'dan da ürün satıyorum. Buradaki ürünleri çoğunu Letgo'dan satıyorum. Anlatırken şuna ihtiyacım var falan diyorsanız Letgo'dan ürün açabilirim. Yani satış olarak açabilirim. Şunu bit pazarından almadım. Öğrenciliğim zamanında üniversitedeyken Karabük'te, Karabük Üniversitesi'nde müzik dinlemek için almıştım. 2 GB'lık Philips Gojir MP3. Şu şekilde RGB kumandalar. Fotoğraf makinesi ve tripodu. Şu şekilde USB çoklayıcı. Birçok güç kabloları. RGB ledler. Şöyle bir güç değil, özür dilerim. Görüntü aktarım kablosu var. Şöyle göstereyim. Bir tarafı HDMI çıkışlı. Bir tarafı da Android telefona giriyor. Şuradan da güç çıkışı var. Yani Android telefonunuzu taktığınızda, şöyle taktınız diyelim. Şuradan da bir tane şöyle yapalım. Telefonun direkt ekranını televizyona aktarmak için şöyle güzel bir şeyler var. Zamanında almıştım. Şunu yerine koyayım. Birçok şöyle 18 voltluk adaptörler var ki bunlar artık ledlerde çok fazla kullanılıyor. Biliyorsunuz modemlerde fazla kullanılıyor. Çıkışları falan vesaire kalın olanlardan. Yani laptoplarda dahi kullanılıyor. Şöyle harici hard diskler var. 500 GB'lık Western Digital'in SATA hard disk var şöyle. 2,5 inç tabi. Laptop için. İstersen PlayStation'da da kullanılabiliyor biliyorsunuz bunlar. Bir dünya şarjlı pil, normal pil var ki özellikle göstereyim bunları seçerek alıyordum. GP'nin. GP zaten bilmeyen yoktur. 2700 mAh saatlik tanesi. Veya işte Duracell'in var. 3000 mAh saatlik. Bir. Bunları şarj etmek için
Şöyle göstereyim, şarj aleti de var. Bunların hepsini kutuya koyayım. Benim aslında bir projem vardı. Proje için şu motor, ufak DC motorları da almıştım. Göstereyim şöyle. 3 voltluk DC motorlar. Onlar var. Elektrik üretimle alakalı projem vardı. Şöyle aküden aküye şöyle göstereyim. Küçük 12 voltluk akü, 6 voltluk aküler var ya. Onları birbirine bağlamak için, yani paralel bağlamak için olan akü şey var, kablo var. Bayağı bu kalın, güç aktarıma yarıyor. AUX kablosu var ki kalın. Hem kendi kalın hem başları. Şu şekilde göstereyim. Kaliteli bir şey. Bilgisayar fanı 12 voltluk. RGB değil, normal. Göstereyim. Bunu da arabamı yeni sattım. Bunu daha yeni koydum buraya. Buraya yeni eklendi. Linkage marka. Çift USB ile şarj cihazı. Şöyle göstereyim yine. Üçlü. Yani ister eski tip iPhone, ister yeni tip iPhone, ister mikro, ister normal bir telefon şarj edebileceğiniz üçlü şarj aleti. Yine şu şekilde bir mikro şarj aleti. Soru bakın. Şöyle bir mikro şarj aleti var. Siz bu yayını izlemeden önce ben bunları buraya koyarken eşime de aslında bunu anlattım. Çok kaliteli bir şarj aleti, şarj kablosu. Yumuşak, kesinlikle kopmayacak bir kablo. Ve şu yönü var. Biliyorsunuz birçok kablo bazısı sadece şarj ediyor, bazısı sadece veri aktarıyor. Bu hem şarj ediyor, hem veri aktarıyor, hem de hızlı şarj ve hızlı veri aktarmayacak kullanılan. Yani data kablosu diyebilirim bunun için. Bu arada şöyle göstereyim. Type-C dönüştürücü var. Biliyorsunuz artık yeni telefonlarda yani Type-C giriş telefonlarda AUX çıkışı yok. Yani Type-C girişi AUX kulaklığa dönüştüren, çıkışa dönüş 3,5 milim kulaklığa dönüştüren dönüştürücü. Bu arada ev ortamında çekiyoruz bu videoyu. Kızlarım da yanında. Sesini duyabiliyorsunuz. Az önce de biri bağırıyor yürütkeçten. Şöyle göstereyim. Birçok tablet var. Şunu Çin'den aldım. Bunlarla karıştırmayayım. Ben de bu arada şöyle tabletleri yine göstereyim. Şunu Çin'den, AliExpress'ten almıştım. Yeğenim için almıştım. Bayağı bir zaman geçti üzerinden. Hala da çalışıyor. Taş gibi bir tablet. Şarj olsa açardım. Şöyle ekranı kırık ama kendi kullandığım, içinde batarya falan vesaire iyi durumda olan tablet var. Bu arada yine söyledim ya, ev ortamında çekiyorum. Kızlarım bağırıyor. Birisi bebek arabasından. Şöyle bir tablet var. Vestel'in tableti. Ekranını kızım kırdı. Ama çalışıyor. Hala bu şekilde dahi çalışıyor. Şöyle başka bir tablet var. Vento'nun. Ekran sağlam. Ama ne sorunu var bilmiyorum bunda. Şöyle başka bir Vestel'in tableti var. Bu da çalışıyor. Bunda da sıkıntı yok. Kaç tane tablet oldu elimde. Başka bir tablet var. Eskul marka. Büyük ihtimalle 7 inçe benziyor. 7 inçlik bir tablet. Telefonlarım var. Şöyle Samsung Galaxy Note 4. Bir cep telefonu ama kalemi yok. Kızım. Şöyle bir telefonum var. Yanlış hatırlamıyorsam bu Vodafone vermiş olduğu. Vodafone vermiş olduğu telefon. Kutusu dahi duruyor. Şöyle göstereyim. Telefonların bataryaları. Eskilerden biliyorsunuz Nokia serisinin Express müziği vardı. Express müzik. Arada Vodafone'un başka 4G'li bir telefonu. Onun altında bu hangisiydi? Sanırım General Mobile Discovery telefon. LG'nin bir telefonu var. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane cep telefonu var elimde. Aynen 4, 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de tablet var. Yani isteyen olursa, almak isteyen olursa bunları da bu şekilde sattığımı da söylemek istiyorum. Şunlar da kutusu. Veya artık biliyorsunuz bilgisayarlarda normal bu şekilde hard disk değil de daha çok SSD kullanılıyor. SSD'lerde de M.2 çıktı. Eğer yeni bilgisayar, yani bilgisayarınız M.2'yi destekliyorsa bilgisayarınıza takabilmek için
PC Express çıkışlarına biliyorsunuz, yani ekran kartı çıkışlarına şöyle bir aparatınız gerekiyor. M.2 hard disk'i şöyle takıyorsunuz. Bunu da PC Express çıkışı, yani ekran kartını taktığınız yere takıyorsunuz. Bilgisayarınıza M.2 SSD'yi bağlamış oluyorsunuz ki normal bir SSD'den 6 kat daha hızlı. Normal şöyle bir hard diskten de artık kaç bilmem kaç kat daha hızlı. Diğer aparatları var ki bunu sıfır almıştım. Göstereyim. Yine şöyle Bluetooth hoparlörler var. İki tane, ikisi de şu an çalışıyor. Birisi, gerçi ikisi de ışıklı. Şu gece lambası olarak kullanılabiliyor. Bir dönem kuluçka makinem vardı ki hala kuluçka makinem duruyor. 130'luk kuluçka makinesi. İçindeki nemi ve sıcaklığı ölçmem için şöyle bir ısı ve nemi ölçer var. Şu anda odanın sıcaklığını da ölçebiliyorum. 23.3 derece, 66, yani %66 neme sahip odamız. Şöyle ön tarafa koyayım. Az önce biraz üstün körü geçtim ama kamera beğenerek aldım. Fujifilm 16 megapiksel bir kamera. 28 optik zoom var. Aynı şekilde 1080p video çekiyor. 720p de video çekiyor. 30 fraps'a kadar destekliyor saniyede. Artı tripod'u da mevcut. Ve bunun şöyle yana koydum. Çanta da mevcut. Kapağı falan mevcut. Şarjlı pilleri mevcut. Zaten şarjlı pil bir dünya bende var. Ay şöyle sanamıyorum. Bu arada ayağımda sakat, ameliyat oldum. Çapraz bağlarından her gün gidip geliyorum fizik tedaviye. Şöyle bir konnektör var. Turkcell'in yine. Daha kutusunda. Görebiliyorsunuz sanırım şöyle. Tam olarak bunun ne yaradığını ben de bilmiyorum ama bilen arkadaşlar falan varsa yoruma yazsınlar. Burada beni de bilgilendirsinler. Şurada bir sim kart girişi var. Tam olarak ne olduğundan emin değilim ama konnektörü yazıyor. Turkcell'in. Şöyle bir mouse'um var. Alıcısı falan içinde sadece pil takılıyor. Sonra şu şekilde, biliyorsunuz ki şu an siz bu videoyu izlerken eşim çekiyor. Çekerken de bir tripod yardımıyla çekiyor. Tripodun üzerinde gelmişti. Şöyle bir Bluetooth alıcı. Bir. Arkadaşlar ara ara videoyu kesiyoruz. Bazen kızım fena bir şekilde bağırıyor. Kesmek zorunda kalıyor. Kesiyoruz. Bir daha tekrardan başlıyoruz. Kızımı içeri sokuyoruz. İşte bebek arabası, yani pardon, yürüteşle beraber yürüyor. O yüzden ara ara kesintilere denk geleceksiniz. Şöyle uzanayım biraz. Uydu alıcısı var. HD uydu alıcısı. Şöyle Nexstar'ın HDMI girişli. Bütün her şey kumandasına kadar vesaire var. Az önce bunun diğer zımbırtısını nereye koydum ben ya? Hah, şurada. Bunu da içine koyayım. Böyle bir uydu alıcısı mevcut elimizde. Dediğim gibi. Bir de bunun şu güzelliği var. Mesela elinizde bir tane monitör var. Eski kullanmadığınız bir bilgisayar monitörü, küçük monitör. O monitörü televizyon olarak kullanabiliyorsunuz. Monitörde bir, biliyorsunuz monitörün çıkışı, VGA çıkışı var onlarda. VGA'yı HDMI'ye dönüşle ufak vericiler var. Şu an ben bilgisayarımda onları kullanıyorum. Onu dönüştürdüğünüzde direkt buraya zaten geliyor. Bir dedim ki direkt uydudan gelen görüntüyü HDMI'den de dönüştürücüye monitör dönüştürmüş oluyorsunuz. Bunun yardımıyla da monitörü televizyon olarak kullanabiliyorsunuz. Ben birkaç tane de monitör böyle alıp sattım. Bilginiz de olsun. Elinde olan arkadaşlar varsa bunu da bu şekilde değerlendirebilir. Bunun hakkında bir soru sormak istiyorsanız yorumlardan yazabilirsiniz bunu. Değinmek istediğim şeylerden bir tanesi de, başka ne vardı burada? Rahmetli babamla beraber, yani babamın daha önce bana aldığı dedektör vardı. Makro 3D Jeosonar. Bunun üzerinde verilmişti bu kulaklık. Dedektörü kullanıyorken mecburen bu dit sesi vesaire, bu sesleri duyabilmek için bu şeye ihtiyaç, kulaklığa ihtiyaç vardı ki gerçekten Philips'in kaliteli bir kulaklığı, yani belki 10 yıl oldu ama mükemmel hala ses veriyor. Böyle bir Philips'in kulaklığı. Şundan bahsetmek istiyorum. Normal bir civata gördüğüm bir şey. Aslında ama çok tehlikeli. Bunu kendi tasarladım. Bir arkadaşa da yaptırdım. Normal bir civata gördüğünüz gibi.
içi delinde şuraya kadar. Delin bir ön kısmından da üstten bir delik açtım. İçine istediğiniz bilyeyi koyuyorsunuz. Yani milye, bilya yuvarlak. Önüne de barut koyuyorsunuz. Doğrudan şuradan fitil ateşlediğinizde yanan yani patlayan barut sıkışıp şeyi fırlatıyor. Ha, bildiğiniz silah gibi kullanılabiliyor ama kullanmayın diyorum. Ben sadece yaptım bir denemek için. Aklınızda bulunsun. Şöyle biraz vurgulan bunu şey yaparken gösterirken LG'nin bir şöyle bir dokunmatik ekranı var ki eşime bir telefon almıştım hediye. Ekranının camı kırılmıştı. Ben de ona bunu yaptırayım diye bunu almıştım. Onu yaptırmadan önce de telefonu sattık. O yüzden elimizde böyle bir şey var. Elimde şöyle bir SanDisk'in 4 GB'lık USB flash belleği vardı. Baktım ucu kırık, hiçbir şeyi de tutmuyor. Ben de aldım bir tane USB dişi ve erkek kabloyu. Şöyle bantladım, bildiğin kullanabiliyorum bunu da. Sonra bu arada dedim ki ara ara kızlarım geliyor. Kapı sesini falan duyuyorsunuz. Eğer arabanızda şey yoksa, AUX çıkışı var ama Bluetooth falan yoksa, arabada telefonla konuşamıyorsanız şöyle kısa bir AUX kablosuyla göstereyim. Arabanızdaki teybe taktınız bir kısmını. Şunu da şuraya takıyorsunuz. Taktınız. Şurada tabi şarjlı. İsterseniz şarj edebiliyorsunuz. Nerede kalmış? Dediğim gibi. Şunu arabanızdaki AUX tarafına takıyorsunuz. AUX girişine takıyorsunuz. Şunu da şu şekilde taktığınızda şuna kendi telefonunuzdan Bluetooth'a bağlıyorsunuz. Telefonunuzda herhangi bir Bluetooth'ta müzik dinlediğiniz müziği arabanın medya player'ine yani arabanın TV'ne aktarmış oluyorsunuz. Veya telefonla konuşabiliyorsunuz. Aslında çok çok güzel bir şey bu. Zamanında ben de almıştım. Eski Peugeot partnerim vardı. Onun için kullanıyordum bunu. Çok da güzel, yarayışlı bir şey. Eskilerden biliyorsunuz şeyler vardı. Nokia'lar moda olduğu zamanlar ince uçlu şarj aletiyle şarj olurdu. Eski Nokia'lar. Hani 33 onlar olsun, 34 onlar olsun. Ondan sonra bunları tabii dokunmatiklerine bir geçti. Millet afalladı. Nasıl şarj edeceğiz? Her yerde ince uçlu var. Burada ince uçlu şarj aletinden normal mikroya çevirmek için bu aparat. Bayağıdır bende. Şöyle göstereyim. iPhone'u yani normal diyelim ki elinizde bir tane şarj aletinden göstereyim. Normal mikro yani Android bir şarj kablonuz var. Bunu takıyorsunuz. Şöyle. Gördüğünüz gibi iPhone telefonunuzu artık şarj edebilirsiniz. Burada rahmetli babamdan kalma bir çakı var ki özellikle koymuştum bunu. İş yerinde ustam biledi bunu. Üstüne de bir lazerle de yazı yazarım baba hatırası diye. İsveç malı bir çakı. Biz eskiden babamla pazarcılık yapardık. Toptancıya gittiğimizde toptancılar söyler şu güzel bu güzel. En azından babam iyisini kötüsünü bilirdi. Kendisine bayağı kaliteli bir şöyle bir şey almıştı. Bir kerelik. Şöyle evdeki ufak tefek elektronik aletleri tamir ettiğim vesaire şöyle takımlarım var. Daha bir de yani videonun en başında size söyledim ya. Daha burada gördüklerimiz işin ettik bu arada. Burada gördükleriniz buranın belki yani asıl olanın belki 1/3 bile değil. Çünkü daha tavan arasına kaldırdım. Çünkü yer yoktu. Meyra! Dediğim gibi arkadaşlar burada olmayanlar çoğu da annem evinde. Daha bir dünya kablo var. Kablonun dışında başka elektronik eşyalar var. Az önce videoyu kesmek zorunda kaldık. Eşim dedi ki hani en azından bak olanları söyle. Daha birçok şey vardı. Şu an bak biraz eşim çevirsin kamerayı. Çevir. Ceketin altı full doluydu. Bir kere boşalttık annemin evine verdi. Bir kere şu an tavanın arasında saklı. Geri kalan da burada
Daha bilgisayar başında sepet de var. Kapının önüne başka bir sepete koyduk. Bir dünya malzeme vardı. Biraz satmaya başladık. İşte sattığım parayla arabayı aldım işte. Yok da bu kadar değil. Neyse. Biraz sattım Letgo'dan. Birazını. Şimdi de artık yer yok. Çünkü iki çocuğum birden oldu. Artık yer açılması lazım. Çocukları kıyafetler için vesaire. Yavaş yavaş satmaya başladım. Bende de elektronik bir hastalık. Her nerede bir şey görsem alıyorum da. Bir dünya eşya var. Her yerden gördüğünüz gibi bir şey. Yani her çeşit şey var bende. Böyle bir hastalık, yani bu hastalıktan da nasıl insan vazgeçer bilmiyorum. Yani nasıl bir bayanda bileziktir, yüzüktür şu falan varsa bende de bu elektronik, yani gördüğüm anda içinde elektrik geçen her şeyi seviyorum böyle. Bu da nereden geldiyse elektriksiz. Allah bilirsin. Neyse ha, bak bu arada şunu şeye koyayım ben. Nedir onun adı? Şarjlı matkabın bu aparatıdır bu. Güzel bir şey. Ha bakın, bu arada şu LED'i de önde kalmış, görememişsin. Şöyle RGB LED var. Böyle RGB deyince RGB'nin R'si red, C'si gri yanlış hatırlamıyorsam. Yani 4-5 farklı ışıkta yanan LED'ler var ya, onlardan ister arabaya döşe, ister eve döşe, ister televizyonun arkasına döşe, döşe de döşe yani. O kadar şeyi, bütün aparatları vesaire var taktığınız. Kumandası var, adaptörü vesaire var, her şeyi var. Dediğim gibi eğer bu ürünlerden de almak istiyorsanız, şunun fiyatı nedir öğrenmek istiyorsanız yorumlara yazın. Ben Letgo'dan da satış açabilirim veya sahibinden gidiyordan satış açabilirim. Birçok ürün var. Daha olur da buranın dışında ürün sormak isterseniz yine sorabilirsiniz. Dediğim gibi ben satış açarım. Bunun için artı, bu arada arkadaşlar ben e-ticaret yapıyorum. Yani abime yardım ediyorum e-ticaret konusunda. Gitti gidiyor N11, Trendyol, şudur budur birçok sitelerde satış yapıyoruz. İçerik sitesi falan satışı. Yani e-ticaret konusunda bir 10 yıllık deneyimim var. Bundan sonraki videoda e-ticaretle alakalı video çekeceğim. Nasıl fiyatlama yapılır, nasıl fiyatlama yapılmalı, ne eksik, ne fazla, ne yapılacak, ne edilecek bunları anlatacağım. E-ticarete girmek isteyen, e-ticarette satış yapmak isteyen, yani internette satış yapmak isteyen veya yapmak istiyorum ama nereden başlamalıyım diyenler bir sonraki videoyu da kaçırmasın. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, affedersiniz, don alsak artık internetten almaya başladık. Yemek söylüyoruz, internetten söylemeye başladı. Bir dünya para gidiyor bu arada. Neyse, her şeyimiz internetten oldu. Hani mecburen internette öğrenmek zorundayız. Çünkü bir dükkanınız varsa eğer, dükkanın kapısından geçiyor 10 kişi, 15 kişi ama internette günde milyonlarca kişi giriyor. O yüzden e-ticareti yapmak zorundayız. Rızkını da biliyorsunuz, 10'da 9'u ticarette. Eğer siz de e-ticaret yapmak istiyorsanız kesinlikle bundan sonra yayınlayacağım videoyu da izleyin. Çünkü benim 10-11 yıllık falan bir deneyimim oldu. Entegrasyonlarla alakalı olsun, diğer satışlarla alakalı olsun, komisyonlarla alakalı olsun. Çünkü birçok satıcı da gördüm. Adam fiyat hesaplıyor, yanlış yerden hesaplıyor. Bilmeyince de çok zarar ediyor. Mesela bir tanesini de size söyleyeyim. Zaman çünkü bayağı uzun oldu, video uzadı. Şu ürün, diyelim ki adam 20 liraya almış. Diyor ki %20'de komisyon gidiyor buna. %20'si ne kadar 20 liranın? İşte yani 5'te 1'ine denk geliyor, 4 lira. Etti 24 lira. 10 lirada kargo 34 lira. 10 lira da ben koyayım, 44 liraya satayım diyor. 44 liraya satıyor da 44 liraya satan bir insan kesinlikle zarar eder. Sebebini videoda anlatacağım. Niye bu 44 liraya satan kişi zarar eder? Aslında ben bununla alakalı bir Excel tablosu da hazırladım. Size bu diğer videoda bunu bedavaya indirebileceksiniz. Hiçbir ücret ödemeden. Çok rahat bir şekilde nasıl hesaplamalıyım diye Excel'den ürünlerin fiyatını. Diğer videoda görüşmek üzere diyeyim, lafı uzatmadan. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.